Orta Asya'nın steplerinden batıya bir nehir gibi akan göçebe Türk topluluklarını birleştiren bir lider ve birleştirdiği bu topluluklarla büyük bir devleti inşa eden lider ve kurduğu bu devletin liderliğiyle beraber Avrupa'daki siyaset sahnesini derinden etkileyen, icraatlara imza atan büyük Türk hükümdarı. Kim? Atilla. Avrupa kaynaklarında Atilla, Türk kaynaklarında ise Atilla diye ismi geçen büyük Türk hükümdarını bugün hep birlikte tanımaya çalışacağız. Buyurun. Evet değerli izleyenler, bugün Türk dünyasının tozlu sayfalarını açmaya başladığımız zaman çok ilginç şahıslarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Bugün de Türk dünyasına gerçekten altın harflerle adını yazdırmış bir büyüğümüzün tarihini öğreneceğiz. Onu irdelemeye çalışacağız. Kim bu? Atilla. Batılı kaynaklarda Attila ismiyle geçen Atilla'nın hayat hikayesi ve özelliklerini bugün tanımaya çalışacağız. Atilla'yı daha iyi tanıyabilmek için öncelikli olarak Orta Asya steplerine, bozkırlarına dönmemiz gerekiyor. Çünkü Atilla'nın geçmişi aslında Orta Asya steplerinden batıya doğru göç eden Türk topluluklarının devamında yatıyor. Büyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra bu bölgedeki açlık ve kıtlıklardan sonra ve savaş baskısından dolayı Büyük Türkmen boyları batıya doğru ve diğer değişik coğrafyalara doğru akmaya başlıyorlar. İşte de bunlardan bir tanesi de Atilla'nın soyu olarak Hunların devam olarak Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa içlerine kadar devam eden bir serüvenin başlangıcı işte bu dönemde başlıyor. Göçebe topluluklar Karadeniz'in kuzeyinde bugün Volga ve İdil nehirlerinin olduğu yerlerde bir düzensiz bir hayat tarzında yaşamlarını devam ettirirken o dönem başlarına Balamir isminde bir büyüğün gelmesiyle bütün sistem değişmeye başlıyor. Yaptığı iş Balamir'in dağınık olan bütün Türk topluluklarını bir araya gelerek tek bir bayrak altında toplamak amacında. Fakat imkanları ve önündeki durumlar buna birazcık engel bir vaziyet ortaya çıkarıyor. O yüzden de Balamir ilk başta Karadeniz'in kuzeyinde ve Volga Nehri'nin kenarlarında kendisine bir yer edinmeye çalışıyor. Böyle bir düzen kurulmaya çalışılırken tabi o dönemki kaynaklarının ışığından hareket ederek incelemeye başladığımız zaman buraya gelen Hun Türklerinin ve onunla birlikte bu çatı altında birleşmiş olan diğer Türk birliklerinin topluluklarının da oradaki durumlarını daha iyi anlamış oluyoruz. Yaşantı tarzlarından tutun, o dönemki nasıl bir hayat tarzları olduklarını ve çevresindeki komşularıyla ve orada bulunan diğer medeniyetlerle nasıl bir diyalog içinde olduklarını o dönemin yazılı ve sözlü kayıtlarından öğrenmeye başlıyoruz. Balamir'in liderliğinde bu Türk birlikleri orada bir oluşum meydana getirmeye başladıklarında tabi ilk etapta önlerinde bulunan Vizigotlar, Ostrogotlar ve Alanlar gibi o dönemki Cermen kavimlerinin bulunduğu bölgeye geliyorlar. Tabi yoğun göçün geldiği bu dönemde alanın ve bu bölgenin hakimiyet altına alınabilmesi için Balamir liderliğindeki bu Türk toplulukları kendi önlerinde bulunan bu Cermen kavimlerini ittirmeye başlıyorlar. Daha doğrusu onlara büyük bir baskı kurmaya başlıyorlar. İşte bu baskının sonucu olarak da bu Cermen kavimleri batıya doğru göçe başlıyorlar. Tarih kitaplarında kavimler göçü diye geçen işte bu dönem böyle başlamış oluyor. Tabi bu dönem bir çırpıda olan ve o dönem içerisinde hızlı bir şekilde şekillenmiş olan bir dönem değil. Bu zamana yayılmış ve baskının dozajının artmasıyla devam etmiş olan bir dönemdir. Ve bu dönem öyle bir sonuca ulaşıyor ki antik dünyanın büyük süper gücü olan Roma'nın dağılmasına ve tamamen parçalanmasına yol açacak bir dönemi başlatıyor. İşte böyle bir döneme sebep olan birlik bugün Avrupa ve tarih kitaplarında
Hun Devleti, Batı Hun Devleti bizim tarihimizdeki ifadesiyle Atilla'nın birliği adı altında geçen ama Avrupa yazıtlarında, kaynaklarında Avrupa Hun Devleti diye geçen işte bu birliğin ortaya çıkmasıdır. Balamir'in liderliğinde Türkmen birlikleri, daha doğrusu Türk göçebe teşkilatları burada tek bayrak altında toplandıktan sonra Avrupa'ya doğru ve batıya doğru bu yürüyüşünü devam ettirirken kendi birliklerini kurmaya çalışıyorlar ve önüne kattıkları diğer kavimlerin de hareketiyle kendilerine hakimiyet alanını daha da fazla genişletmeye başlıyor. İşte Hun Devleti'nin ilk teşekkülü, daha doğrusu Avrupa Hun Devleti'nin ilk teşekkülü böyle ortaya çıkmaya başlıyor. Balamir'den sonra asıl Türk birliklerini, Hunları tek bir bayrak altına ve ciddi anlamda bir teşkilatlanmaya götüren, yol açacak kişi olayı ise Muncuk'tur. Daha doğrusu Muncuk'un da beraber onun da diğer yoldaşı olan Ruva'dır. Asıl burada tarih sahnesine Ruva ile çıkıyor Hunlar. Ruva'nın teşkilatlarıyla beraber Türkmen boyları tamamen artık bir birlik altında birleşmişler. Ciddi anlamda bir devlet teşekkülü ortaya çıkartmışlar ve karşılarında bulunan diğer devletleri, Cermen kavimlerini ve özellikle ama özellikle o zaman ikiye bölmüş olan Roma dünyasının Batı Roma ve Doğu Roma'sını da artık ciddi tehdit haline getirecek bir duruma gelmişler. Ruva'nın liderliğinde Balkanlar üzerinde hareket eden Hunlar yönünü batıya çeviriyor. Fakat bu arada böyle bir siyasi teşekkülün oluşması zemin hazırlanırken diğer tarafta ise Hun devleti, daha doğrusu Hun toplulukları Hazar'ın kenarından Anadolu içlerine ve ta bugünkü Orta Doğu'ya kadar seferler düzenliyorlar. Hatta bir ara Perslerle bile savaşları ve mücadeleleri olmuş. Ama Avrupa Hun devletini tarih sahnesine çıkaran ve en önemli hususiyetini de tarih kitaplarına yazdıran özelliği ise Avrupa'daki icraatları ve burada yaptıkları mücadelelerdir. O yüzden Avrupa kaynakları, özellikle o dönemin kayıtları biz döndüğümüz zaman Roma'nın devrinin vakayı nüvislerinin kayıtlarından biz yola çıkarak Atilla ve onun ismiyle simgeleşmiş olan Avrupa Hun Devleti'nin nasıl bir yapıya sahip olduğunu, Avrupa'daki yaptığı işlerin nasıl bir düzeye ulaştığını biz buradan daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Ruva'nın liderliğinde artık ciddi anlamda bir Hun devleti ortaya çıkmış ve Ruva'nın liderliğindeki bu Hun devleti artık batıdaki bütün güçleri etkilemeye başladığı bir sırada bir anlaşma yapılıyor ve bu baskıya karşı koyamayan Doğu Roma, yani bizim literatürümüzde Bizans'ın bir anlaşma gereği isteği duyuyor ve bu anlaşma sırasındayken de Ruva vefat ediyor. Ruva vefat ettiği zaman, öldükten sonra yerine Atilla ve diğer kardeşi Balamir geçiyor. İşte tarihin en büyük hükümdarlarından Atilla'nın sahneye çıkışı işte burada başlıyor. Kendisi iyi bir eğitimden geçmiş, Orta Asya'dan gelen Türkmen savaşçı geleneğini kendisine iyi adapte etmiş bir liderlik vasfını taşıyan Atilla, kardeşi Balamir ile beraber teşekkülü oluşmuş, artık belli bir seviyeye gelmiş olan Hun devletini daha da büyütmek ve hakimiyet alanını genişletmek için hedeflerini başka bir alana çevirmeye başlıyor. Kendisi tarih kayıtlarında geçtiği ifadesiyle gerçekten inanılmaz derecede bir siyaset hamlecisidir kendisi. Ve bunu düşmanlarına karşı kullanırken de bu üstün özelliğini de her zaman devreye sokmuş. Atilla'nın seferleri tarih sahnesinde çok önemlidir. Mesela bunlardan bir tanesi 1434 yılında ilk önce bir Doğu Roma üzerine bir seferi var. Asıl ciddi savaş ve Hun devletinin Avrupa'daki etkileşimi burada başlıyor. Doğu Roma ile yaptığı savaşı kazanıyor. Savaşa sebep olan ise kendisinin Balkanlara yaptığı sefere karşılık Doğu Roma İmparatoru 1. Theodosius'un istedikleri şartları yerine getirmemesi. Çünkü bu arada Hunlarla Doğu Roma, Bizans'ın arasında bir anlaşma var. Geçerli olan bir anlaşma. İşte bu anlaşmayı bozuyor Theodosius. Anlaşmaya göre ise vergi verme sisteminden tutun haraca kadar ve esirlerin takasına kadar bütün bir madde burada var. İşte Theodosius böyle bir anlaşmayı kabul etmediği için de Hun hükümdarı Atilla Roma üzerine, Doğu Roma üzerine yürümeye karar veriyor. Ve Balkanlarda büyük bir zafer kazandıktan sonra ta İstanbul'un önlerine kadar geliyor. Fakat burada İstanbul'u almak gibi hedefe girmiyor. Anlaşma yolunu seçiyor ve burada anlaşmasında da Roma, Doğu Roma ile Bizans'ta anlaşma gereği olan şartları yeniden teyit ettiriyor. Hatta bunun üzerine daha başka maddeler de ekletiyor. Yani bu da gösteriyor ki artık Atilla'nın liderliğinde Hun Türkleri Avrupa'da bir söz sahibi olmaya başlamış ve Avrupa'nın siyaset sahnesinde artık dengeleri değiştirecek bir seviyeye gelmiş. Biz burada tarih sahnesinde biz bunu görüyoruz.
Doğu Roma'yı bu şekilde bertaraf eden Atilla bir müddet dinlenmeye geçiyor. Çünkü bu arada ikinci bir seferine geçiyor. Daha doğrusu ikinci seferden ziyade Kuzey Avrupa'daki Cermen kavimlerinin zaptı yönüne, daha doğrusu onların dizginlenmesi yönüne doğru hareket ediyor. Ve Ren nehrine doğru hareket ederek kuzeydeki bütün Cermen kavimlerini artık batıya doğru sürmeye başlıyor. Bu sefer sırasındayken Roma'nın, daha doğrusu Doğu Roma'nın tekrar anlaşma ihlalini yapmasından dolayı ikinci bir sefere karar veriyor. Birinci seferi 434 yılındayken, ikinci seferi ise 447 yılında ikinci Bizans Roma seferine çıkıyor. Ve bu savaşta da büyük bir başarı elde ederek, anlaşmanın kayıtlarının üzerine daha da fazla madde ekleterek, başarısını perçinleyerek tekrar kendi topraklarına dönüyor. Bu arada Roma'yı ve Doğu Roma'yı, Bizans'ı bertaraf eden, daha doğrusu kendi hakimiyetini altına alan Atilla, o zamana kadar iyi geçinmeye çalıştığı, daha doğrusu Avrupalı kayıtlara göre Roma'nın, Batı Roma'nın iyi geçinmeye çalıştığı Atilla artık yönünü Batı Roma'ya doğru çeviriyor. Ve bunun için de bir bahanesi lazım. Yani bir sebep bulması lazım. Bu sebep de bir önceki İmparator Valentin tarafında, zamanında kızı Honoria'nın evlendirilmesi olayı geçiyor. Hatta bu olayın iç yüzünde Valentin'in kızı Honoria kendi yüzüğünü koyduğu bir zarfıyla Atilla'ya bir mektup gönderiyor. Gönderdiği bu mektupta Atilla'dan yardım istiyor. Çünkü kendisi zorla hanedan üyesi bir başkasıyla evlendirilme teşebbüsü içinde olduğu için bu sebepten dolayı Atilla'dan yardım istiyor. İlk etapta Atilla bunu bir koz olarak kullanmak tarafında aslında bir kenarda tutmaya çalışıyor. Çünkü Batı Roma'ya yapacağı seferi devamlı kafasında canlandırıyor. Onun planlarını yapıyor. İşte yapacağı bu seferin bir bahanesi için bunu bekletiyor. İşte Batı Roma seferinden önce Doğu Roma meselesini hallettikten sonra Batı Roma'ya saldırması için ve onlara karşı hakimiyetini kabul ettirmesi için aradığı bahaneyi işte o zaman tekrar tedavüle sokuyor. Honoria'nın tekrar mektubunu bahane ederek Batı Roma'ya bir elçi gönderiyor. Gönderdiği elçinin kanalıyla Batı Roma'dan istediği şu: kendisine tabi olunması ve Honoria ile evlenmesi. Daha doğrusu Honoria'nın kendisine eş olarak gönderilmesini istiyor. Tabii bu kabul edilmiyor. Kabul edilmeyen bu cevabın karşılığında zaten aradığı fırsatı yakalayan Atilla bu sefer yarım kalmış bir hesabını görmek için Batı Roma'nın üzerine yürüyor. Ve bu sefer sırasında o kadar büyük bir hazine ve ganimet elde ediyor ki İtalya'nın kuzey kısımları Milano'ya kadar, Venezia'ya kadar buraların tamamını ele geçiriyor. Ve buralarda hakimiyetini perçinliyor. Kendisini bu sefer sırasındayken Papa 1. Leo hatta karşılamış. O yüzden de 1. Leo karşı bir ayrı sempatisi var diyelim. Daha doğrusu sempatiden ziyade ikili ilişkiler arasında sözünü dinleyecek kadar ona hürmet gösterdiği bir zat oluyor 1. Leo Papa. Ve Atilla'nın Roma'ya karşı bu büyük seferinde Roma'nın bile düşme tehlikesini geçirdiği bir zamanda Papa'nın kendi elçi olarak gidiyor. Hatta bu ziyareti sırasında, elçi olarak gitmesi sırasında papalık elbisesinin en üst seviyesindeki kıyafetiyle yanına gittiği kayıtlarda geçiyor. Ve burada Papa istediğini alarak geri dönüyor. Atilla Roma'ya dokunmayacak ve kendisine verilen yerler haricinde başka bir yere saldırmadan verilen kısımlara iktifa ederek geri dönecek. İşte Batı Roma'yı bu şekilde haraca bağlayan Atilla artık Avrupa'da söz sahibi, devrin ve o dönemin inanılmaz büyük bir gücü olan bir hükümdar haline dönüşüyor. Perslere karşı tekrar bir savaşa geçiyor ve orayı da bir haraca bağlama hadisesi yaşıyor. Ve bu şekilde Avrupa'daki siyasi hayatı dengesini alt üst edecek şekilde büyük bir icraata sahip olan Atilla 453 yılında Burgundlardan bir siyasi evlilikle aldığı eşinin evlendiğinde o gece burnundan kan gelmesiyle sabahında ölü olarak yatağında bulunuyor. İşte tarihin büyük olarak adettiği Atilla'nın vefatı da bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi Atilla tarihte önemli bir yer tutuyor diyoruz ama en önemli özelliği, biz Hunların üzerinden aslında Atilla'nın simgeleşmiş isminden ziyade onunla tescillenen bir Hun medeniyetini tarif ediyoruz. Bugün hala Avrupa'da izleri devam eden bu Hun devrinin etkisi nedir? Bugün bütün tarih kitaplarında yazılan bir hadise vardır. Aslında bu hadisenin ilk başlat rolünü oynayan bir medeniyettir, bir topluluktur Hunlar. Kendileri Don ve Volga nehri kıyılarına geldiklerinde, daha doğrusu ilk göçebe toplum olarak buraya geldiklerinde yer edinmeleri için
burada sakinleşmeye başladıklarında etrafı tanıyorlar ve burada diğer Cermen kavimlerini ittirmeye başlıyorlar. Yani bir hakimiyet alan mücadelesine girişiyorlar. İşte o dönemde Romalı yazarların kayıtlarına giriyoruz. Şimdi soru şurada başlıyor. Romalı kayıtlara göre hiç bilinmeyen bu medeniyet nereden geldi? Daha doğrusu yaşantı tarzları, savaş sanatı, günlük yaşantıları, giyim tarzları, topluluk olarak nasıl bir dünyadan geldiklerini büyük bir merak uyandıran bu topluluğun incelenmesini devrin antik kayıtlarında görmeye başlıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Eumenes diye bir zat. Romalı döneminde Batı Roma'da yaşamış bir yazar, Vakai Nevis. Onun kayıtlarında şöyle bir cümle geçiyor. Roma Hunların nasıl geldiğine dair. Hikayesi anlatılırken şöyle bir cümle kullanıyor. İlginç bir hikaye bu. Hazar'ın kıyılarında, Don Volga Nehri kıyısındayken Hun toplulukları buraya yerleşiyorlar. Sakin bir hayat yaşıyorlar. Kendi çaplarında bir düzenleri var. İşte önlerindeki diğer bilinmeyen alanlara geçmeyi istemiyorlar. Çünkü bilinmeyen bir dünya, neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri bir yeri çok da merak etmiyorlar. Fakat bu topluluk nasıl Avrupa'ya doğru akmaya başladı? İşte cevabını biz o dönemin Vakai Nevis'inde böyle görüyoruz. Anlattığı hikaye şu. Hunlu bir çoban hayvan sürülerini sürerken içlerinden bir tanesi bir dereyi atlıyor ve karşıya doğru koşmaya başlıyor. Çoban da kaçan bu hayvanı yakalamak için o da peşinden gidiyor ve gittikçe hayvanı yakaladığı yerlerde bambaşka bir dünyayı görüyor. Keşfedilmemiş topraklar, farklı bir yer ve buralar onun çok hoşuna gidiyor. Tekrar dönüyor ve topluluğa, Hunlara gittiği ve gördüğü yerleri anlatmaya başlıyorlar. İşte Hun Türkleri o zaman bu bilinmeyen dünyayı keşfediyorlar ve kendilerine yeni bir hedef seçiyorlar. Avrupa'nın içlerine yürüyecek olan ve gelecekte büyük bir imparatorluğa dönüşecek olan ve Avrupa'nın bütün siyasi dengesini yerinden oynatacak olan bu devlet ortaya çıkmış oluyor. İşte bu devlet de Atilla'nın ismiyle simgeleşiyor. Atilla'yı o dönemki kayıtlar kimi zalim olarak anlatıyorlar, kimi ise büyük bir düşünür olarak anlatıyorlar. Fakat bizim tarihimizden yola çıktığımız zaman anladığımız kadarıyla biz şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Atilla, Avrupa'nın siyasi hayatını şekillendiren büyük bir güce sahip. En önemli özelliği ise bir hükümdar, bir bey olmasından ziyade düşünce tarzında bir satranç taşı gibi devletlerin hamlelerini çok iyi düşünüyor ve ona göre hareket ediyor. Hatta bunu o dönemin kayıtlarında şöyle bir cümle daha çok açığa çıkarıyor. Atilla'nın fiziksel özelliğinden yola çıkarak böyle bir cümle var. Mesela Atilla'nın boyu çok kısaymış ve bakışında başını yukarı kaldırarak sert kaşlı ve sinirli bir yüz hattıyla bakarmış etrafında. İşte bu o dönem Atilla'nın şahsında nasıl böyle bir devlet adamının ortaya çıktığını burada gösteriyor. Yani korkutan, karşı taraftaki düşmana hamle alanını daraltan bir görüş açısını Atilla'nın şeklinde ve fiziksel özelliğinde göstermeye çalışıyorlar o dönemin kayıtları. Fakat ilginç olan bir de diğer bir özellik ise o dönemin kayıtlarında, daha doğrusu o dönemin Vakai Nevis'lerinde özellikle başat rolü üstlenenler Romalı yazarlardır. Özellikle de Batı Roma'nın yazarları. Samoyis gibi, Zopoyis gibi bu dönem o dönemki yazarlar Atilla'nın dönemini anlatırken özellikle Atilla'yı gaddar, zalim, inanılmaz bir katliamcı olarak tarif ediyorlar. Hatta bunun yansımasını o dönemki kayıt defterlerden yola çıkarak bugünün tarihine bile yer etmiş. Hala Avrupa'nın tarihinde ismi anıldığı zaman Atilla'nın simgesel bir cümleye dönüşmüş olan Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın cezası ismi buradan geliyor. İşte Atilla'ya atfedilen bu söz o dönem Romalı yazarların tarih literatürünü Atilla hakkında kazandırdıkları cümleler. Buradan anlıyoruz ki o dönemki siyasi güç dengesinde Atilla'nın ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu Avrupalı o dönemki yazarların gözünden Atilla'nın şekli, daha doğrusu tarzını öğrenmeye başlıyoruz. Fakat diğer taraftan baktığınız zaman Arap yazarlar var mesela o dönemki yaşamış ve o dönemi görmüşler. Onlar birazcık daha ılıman anlatırlar. Hatta bunlardan bir tanesi var ki Atilla'yı tarif ederken aslında övücü cümleden ziyade o dönemki Atilla'nın ve ordusunun nasıl hareket tarzı olduğunu ve nasıl bir yaşantı tarzı olduğunu ışık tutacak cümleler bunlar. Bir sefer sırasında güneye doğru inen Hun orduları Kafkasları aşıyorlar, Anadolu içlerine geliyorlar ve hatta Urfa'yı bile kuşatıyorlar. İşte o dönem oradaki Süryani liderlerden Efraim isminde bir zatın yazısı geçiyor elimize. Orada Hun ordularını tarif ederken ilginç bir cümle kullanıyor. Diyor ki, kasırgalar gibi, fırtına gibi atların üzerinde hızlı hareket eden bir ordudan bahsediyor.
ve hatta başka o dönemin bir vakayı nüvisti ise bunu teyit edecek ikinci bir cümle kullanılıyor. Dağlardan inen, kasırgaya benzeyen ve önüne geçen her şeyi silip süpüren bir ordudan bahsediyor. Yani o dönem Avrupa'da Cermen kavimlerine tutun Roma'ya kadar bütün medeniyetlerin hiç görmediği bir tarzda bir topluluk geliyor ya. Ve bu topluluk işte Attila ile beraber bir sembole dönüşüyor ve Avrupa siyaset tarihini ve kültürel hayatını, aklımıza gelen her şeyini bir anda değiştiren bir medeniyete dönüşüyor. İşte bu medeniyet o günün kayıtlarından bugüne kadar bu adlandırılmış ve Attila'nın ismiyle de Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın cezası olarak Avrupa hep böyle görmüş. Ve Attila'nın miras bıraktığı devlet ise bugün hala Avrupa'da yaşamaya devam ediyor ki bugün Macaristan kendilerini Attila'nın torunu olarak görürler ve hala da Attila ismini çok çok kullanırlar. Bu kadar büyük bir hükümdar, böyle muazzam işleri imza atmış Türk büyüğü 453 yılında vefat ettiğinde o dönemki kayıtlarda iki tane olay ortaya çıkıyor. Birincisini ilk başta söylemiştik. Burgundların prensesini kendisine eş olarak alıyor ve düğün gecesi gece burnundan kan gelerek sabahında odasında yatağında ölü olarak bulunuyor. Bu birincisi olarak söyleniyor. Fakat ikinci bir kayıtta şöyle bir cümle geçiyor. Acaba Attila'nın hışmından, Attila'nın saldırısından ve Attila'nın hakimiyetinden çekinmiş ve ona karşı artık bir ittifak beklentisi içinde olup mücadele edememiş ama bir fırsatını kollayan Burgundların ismi üzerinden diğer Cermen kavimlerin içeride bir ihaneti olabilir mi diye böyle bir soru da sorulmuyor değil. Acaba evlendiği prensesin kendisini hançerlediği, onu öldürdüğü ihtimal üzerine duruyor. Fakat ilginç olan şu, Attila ölü olarak bulunduğunda kesinlikle vücudunda bir darp veyahut da bir bıçak yarası yok. Tamamen burnundan gelen bir kan. O dönem Plikopis isminde bir yazarın tariflerinden şöyle bir cümle çıkıyor ki en mantıklı olan da Attila'nın ölüm olarak bu mantığa oturuyor. Plikopis'e göre Attila o akşam çok eğlendikten sonra yatağında yatarken burnu kanıyor. Fakat burun yatar vaziyette olduğu için de akan kan genzine gidiyor ve boğulmasıyla böyle öldüğü Plikopis'in kayıtlarında böyle geçiyor ki en mantıklı olan da bu. İşte Attila böyle büyük bir zat. Asya'nın steplerinden göçebe olarak hiçbir hedefi olmayan bir topluluk dünyanın birçok yerine göç ediyor. Ve bu topluluklardan bir tanesi Hunlar, Karadeniz'in kuzeyine geliyorlar. Burada kendilerine yurt ediniyorlar. Dağınık bir vaziyette amacı olmayan bir topluluk olarak yaşantıya devam ederken bir lider bu toplulukları tek bayrak altına toplayarak Avrupa'nın siyaset sahnesini değiştirecek, bugün bile etkileri hala devam eden, işte o siyasi manevrayı yapacak olan lider ortaya çıkıyor. Attila ismiyle bizim bildiğimiz Türk büyüğü, Batı kayıtlarında Attila, bizde ise Attila. İşte Attila böyle büyük bir hükümdar, Avrupa'yı tamamen baştan sona değiştirmiş büyük bir devlet büyüğü. Biz Attila'nın şahsında bugün Avrupa'yı hala o aynada görmeye devam ediyoruz. İzlerinin devam ettiği bir medeniyeti tarih sayfalarında Attila'nın ismiyle hala anmaya ve onu yaşatmaya devam ediyoruz. Mezarı bilinmeyen, büyük bir seremoni ve büyük bir merasimle gömülen Attila'nın bugün mezar yeri bir gün kesinlikle bilinmiyor. Bugün tarih sayfalarında belki mezarı yok, yeri belli değil. Ama yaptığı işiyle bütün dünya tarihine yer etmiş, hatta bugün Avrupa'nın bile şekillenmesine ön ayak olmuş Türk büyüğü Attila'yı bugün hala yad ederek, ona saygılarımızı sunarak tekrar bir başka Türk büyüğünde buluşmak üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.